24 Mayıs 1917'de şehit olan Diyarbakırlı er Reşit Yıldız, Samsunlu polis memuru Mesut Yılmaz'ın, 25 Mayıs 2017'de şehit edilen Ankaralı er Emre Karagöz, Yozgatlı uzman çavuş Gökhan Peker, Samsunlu uzman çavuş Mustafa Özdemir, Çankırılı uzman çavuş Yavuz Bayram, Kayserili uzman çavuş Abuzer Doğan, Ağrılı köy korucusu Fethullah Aladağ'ın, 27 Mayıs'ta şehit edilen Gaziantep'li uzman onbaşı Ferhat Gözen'in, 2 hafta önce Şırnak'ta roketli saldırıya uğrayıp geçtiğimi 100 gün şehit olan ve dün de son yolculuğuna uğurlanan Osman El uzman çavuş Oğuzhan Yılmaz'ın katilleri ABD'nin Rakka yürüyüşünde yanına aldığı canilerdir. 20 Temmuz 2015'ten bu tarafa şehit düşen 1209 vatan evladının canını alan esfele safilinler ABD'nin fiili kara gücü olarak planlanmışlardır. Bu olacak, sineye çekilecek, görmezden gelinecek bir husumet değildir. Batı terörizminin konusunda karanlık bir sicile sahiptir. Batı başkentlerinde bir kişi öldürülürse bu bir cinayet görülürken, doğuda 10 binler katledilse buna sadece mesele gözüyle bakılması açık ve örtülemez bir vandallık ve ilkelliktir. Bu denli tuhaf ve tutarsızlıklar ki geçen hafta İtalya'nın Sicilya adasında bir araya gelen G7 ülkelerinin liderleri terörle mücadelede anlaşmaya varmışlardır. Bu konuda ne kadar dürüst oldukları elbette çok geçmeden görülecek ve anlaşılacaktır. Özellikle AB konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik dönemine geçilme sürecinde Türk devletinin haklı ve meşru duruşunu geri adım atmadan müdafaa etmek siyasi otoriteden samimi beklenti ve tavsiyemizdir. Huzurlarınızda şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Halen tedavisi süren kardeşlerime acil şifalar temenni ediyorum. Diyorum ki habis oyuncular, kirli senaristler, hemen heveslenmeyin, boşuna heyecan yapmayın, acele etmeyin, yavaş gelin, nefes alıp şu kararlılığımızı iyi duyup düşünün. Sizde oyun bitmezse bizde de kahraman nesil tükenmez. Sizde nefret ve kin azalmazsa bizde de işgal niyetleri tepeleyecek, ihanet teşebbüslerini silip süpürecek soylu, helal süt emmiş yiğit neferler eksilmez. Bir oluruz tıpkı Serhat boylarındaki akıncılar gibi, tıpkı Mehteran'daki kuvvet gibi, tıpkı fete çıkmış iman kaleleri gibi birlikte davranıp alayınızı birden her yerde karşılar, hak ettiğiniz cevabı veririz. Ve de aynen 15 Temmuz'da olduğu üzere kaçtığınız yere kadar kovalar, inlerinizde boğarız. Zalimler korosu ne derse desin, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bayrak inmez, ezan dinmez, Türk milleti asla düşmez, Türkiye Cumhuriyeti düşmeyecektir.